GCM Forex'ten herkese merhaba. Hafta ortasında piyasaları incelediğimizde özellikle ABD gelişmelerine ilişkin beklentilerin fiyatlamaları etkilediğini ve piyasada hareketliliği oldukça arttırdığını ifade edebiliriz. Dolarda bugün de kayıpların devam ettiğini görmüştük günün başlangıç aşamasından itibaren. Fakat özellikle perakende satış rakamlarının açıklanması sonrasında dolarda bu değer kaybının daha da netleştiğini ifade edebiliriz. Çünkü rakamlar gerek beklentinin altında gerekse önceki rakamların oldukça altında kalarak olumsuz bir zayıf bir tablo karşımıza çıkardı. Buna göre çekirdek perakende satışlar %0.1 artış gösterirken perakende satış genel perakende satış rakamlarında herhangi bir artış gözlemlenmedi ve bu olumsuz rakamla beraber belirttiğimiz gibi oldukça e, dolarda değer kayıplarının netlik kazandığını ifade edebiliriz ki bununla birlikte de varlık fiyatları büyük ölçüde yön arayışında e, etki kazanmış oldu. Dolar-yen, euro-dolar yani, Euro -Dolar gibi özellikle en çok işlem gören paritelerde net bir hareketin gerçekleştiğini, dolar yende düşüşün, euro dolarda yükselişin ön plana çıktığını ifade edebiliriz ki bu en çok işlem gören paritelerden bahsederken özellikle sterlin dolar paritesinde de hareketliğin arttığını söyleyebiliriz ki burada ikinci bir faktör de söz konusuydu. İngiltere Merkez Bankası bugün açıkladığı raporda büyüme tahminlerini düşürdüğünü ifade etti ki bununla birlikte sterlinin değer kayıpları ön plana çıkmıştı ancak doların gün içerisinde gösterdiği kayıplara ek olarak verilerle birlikte de değer kaybetmesi burada sterlin dolar paritesinin tekrar e, düzene girmesinde yukarı yönlü hareket etmesinde etkili olan faktördü diyebiliriz bunun yanında Avrupa'da da gündem büyüme rakamları ile ilgiliydi e, buna baktığımızda Almanya'da büyüme rakamının büyümeye ilişkin tahminlerin beklentilerin altında gerçekleştiğini ifade edebiliriz. Bunun dışında Fransa tarafına baktığımızda sorunlu diyebileceğimiz Fransa ekonomisine baktığımızda burada olumlu rakamların karşımıza çıktığını gördük. Bölgesel bazdaki rakamlara baktığımızda ise Euro bölgesine ilişkin büyüme rakamı öncü büyüme rakamlarında 0.5'in altında hemen 0.4'lük bir büyümenin karşımıza çıktığını ifade edebiliriz. Burada genel olarak tahvil piyasasında Faiz hafta boyunca bahsettiğimiz faizlerdeki yükselişin bugün bir miktar etkisini yitirmesiyle birlikte borsa endekslerinde de bir rahatlama olduğunu, endekslerin bir miktar rahatladığını, pozitif bölgede hareket etme çabasında en azından olduğunu ifade edebiliriz. Fakat buradan e, negatif ayrışan etkenin Almanya'da beklentinin altında kalan büyüme tahminleri sonrasında Alman Dax endeksinde bir miktar aşağı yönlü baskının oluştuğunu belirtmekte de fayda var varlık fiyatlarından söz ederken özellikle doların değer kaybıyla etkilenen en çok etkilenen varlıklardan biri ise altındı. Burada altın fiyatının oldukça sert yükselişler gerçekleştirdiğini gördük ki ons altının 1218 dolar üzerine kadar tırmandığını gördük. Şu anki fiyatına baktığımızda ise 1213.50 Dolar civarlarında ons altının hareket ettiğini ifade edebiliriz. Burada petrol fiyatına da bakacak olursak stoklarda beklentinin üzerinde bir düşüş gerçekleştiğini görülmesiyle Dün de benzer rakamlar açıklanmıştı, bugün de benzer rakamlar açıklandı. Fiyatın, petrol fiyatlarının yukarıda tutunma çabasının etkili olduğunu ifade edebiliriz. Dün açıklanan stok rakamlarıyla bir miktar yukarı hareket gerçekleşmiş ve özellikle ABD tipi ham petrol 61 dolar üzerine tırmanmıştı ki bu tutum bu verilerle birlikte bugün açıklanan verilerle de bir miktar destek buldu diyebiliriz. ABD tipi ham petrol 61.25 dolar seviyelerinde seyrederken Brent tipi ham petrol ise 68 doların hemen altında varil fiyatının seyrettiğini ifade edebiliriz. ABD endekslerine de bakacak olursak burada tahvil faizlerinin de bir miktar rahatlamasıyla birlikte belirttiğimiz gibi hareketliğin en azından azalmasıyla birlikte üç büyük endeksin bir miktar pozitif bölgede tutunma çabasının en azından şu ana kadar etkili olduğunu ifade edebiliriz. Yurt içi piyasalara bakacak olursak Doların değer kayıplarının burada da kura yansıdığını söylemekte fayda var. Dolar Türk Lirası'na baktığımızda %1'in üzerinde bir düşüş gerçekleştiğini burada ifade edebiliriz ki bununla birlikte de dolar Türk Lirası 2.63'ün hemen altında, 2.63 seviyesinin altında %1.20'lik kayıpla birlikte düşüşle günü devam ettiriyor. Euro Türk Lirası'na baktığımızda burada daha hafif bir düşüşün seyrettiğini söyleyebiliriz. Özellikle dolardaki düşüşün euroyu bir miktar desteklemesi Türk lirasının değer kazanımlarını burada bir miktar sınırladı. Fakat düşüş hakim. 2.98 seviyesinde hareketlerini sürdürüyor Euro Türk Lirası. BIST düz endeksi kurlardaki bu olumlu görünümle birlikte TL'nin güçlü tutumuyla birlikte de destek bulmuş durumda. 86.417 puanda günü sonlandırdığını görüyoruz. BIST düz endeksinin ki %1'i aşan bir kazançla günü sonlandırmış oldu böylece. Hafta ortasında piyasayı etkileyen ana başlıklar bu şekildeydi. Herkese başarılı işlemler diliyoruz. Thank you